Çok kısa konuşsaydın. Yani benim için günaydın. Evet, yeni mi uyandınız? Biraz önce uyandım. Siz nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. Güzel havayı fırsat bulduklarından kendinize attınız dışarı evet, herhalde. Evet, güneşli, güzel bir hava. Nasıl geçiyor? Bir yılın daha sonuna geldik. Nasıl bir geçti sizin için? Ha evet, yeni yılımız var. Güzeldi. Yani tatil yaptığım için bol bol. Artık zaman kavramım kalmadı. Güzeldi. Umarım herkes için daha güzel bir yıl olur. Öyle. Neden? Bu tatilli bir yıl mı daha güzel yoksa çalışarak geçen bir yıl mı? Ay inanın arada çok kaldım. O yüzden böyle bir işe adımı atarken zorlanıyorum acaba nasıl yaparım diye. Tatil biraz güzel geldi ya 4 sene sonunda. Dinlendiniz yani. Dinlendim. Neler kattı 2022 size? Çok şey kattı inan. Hiç bu kadar şey katacağını tahmin etmedim. Ben izniniz istesem olur mu? Biraz daha yürüyeyim. Sonra beraber yürüyelim. Beraber yürüyelim istersen. Beraber yürümek mi? Hani böyle. 2022 neler getirdi, neler götürdü sizden? Vallahi işim olmasa yürürüm hakikaten de. Güzel bir gün ama. Sadece biraz sağlıyor. Bir saat sonra bir falan bir toplantıya girmem lazım. O yüzden yürüyorum. Neyle ilgili toplantı? Yeni dizi falan mı? Yeni projeler mi? Hiç konforlu değil. Ne sizin için ne benim için. Son zamanlarda dijital platformu nasıl buluyorsunuz? Şurada bir iki cümle daha edelim. Tamam. Son zamanlarda dijital platformu nasıl buluyorsunuz? Türk dizilerini özellikle. Vallahi daha özgün, daha güzel. Yani biraz daha iştah kabartıcı buluyorum dijital işleri. Öne çıkan çok sahneler var. Hani denk geldiniz mi, izlediniz mi? Sizin tepkiniz ne oldu izlediğinizde? Hangi sahneler? Mesela en basit Demet Özdemir'in sahnesi, Tuğba Büyüküstü'nün sahneleri. Evet yani onlar benim bana düşmez hiçbir şey söylemek. Ben hani izledim, gayet de başarılı projelerdi. Arkadaşlarım arasında da konuştum. Gayet güzeldi oraları, bilmiyorum hiç. Peki sizin oyunculukta kurallarınız var mı? Türkan Şoray kuralları vardır bazı sanatçıların. Sizde var mı öyle bir? Hayır ama yürürken kurallarım olacak bir dahaki sefere. Ben size iyi çalışmalar dilerim. Güzel de bir birlikteliğiniz var diye gördük, duyduk ama bir kelime etseydiniz nasıl her şey yolunda başladı? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Onu teşekkür ederim. Beyefendi kim unutmasaydı? Valla buralarda yürüyün, birkaç kişi daha gördüm. Utanıyor musunuz konuşken, nazar diyecek falan değil mi? Hayır ya, yürüyorum ve oraya da dikkat edin. Peki son olarak, son dönemde son sanatçılarda estetik konusunda çok tartışılıyor. Sizin bu konuda görüşünüz ne? Oyuncularda özellikle... Ay beni özellikle... estetik konuşturmayın. Bilmiyorum, ben arada bakarım Instagram'a bir şeyler demişler ama Instagram artık enteresan bir yere döndü ya, ona da girmiyorum. Bilmiyorum. Detokslasınız yani. İnsan istediği her şeyi yapabilir, mutlu olduğu her şeyi yapsın diyorum ve konuyu kapatıyorum. Öpüyorum sizi, iyi çalışmalar. İyi günler. Sağ olun.